Evet, bugün Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi, psikolog doktor Funda Akcan'la beraberiz. Hocam, insanlar bellek sorunlarından nasıl şikayetçi oluyor ve siz neler öneriyorsunuz? Evet, şimdi bellekle ilgili insanların bize getirdiği problemlerin başında genellikle günlük işlevsel, günlük işlerindeki problemler ve aksamalardan bahsediyorlar. Yani ben yapılacak bir şeyi unutma, işte ödenecek bir şeyi unutma, mail atılacak bunu unutuyorum, işte arabanı nereye park ettim unutuyorum gibi günlük şeylerden de gelebiliyorlar gençlerde. Şimdi burada genel anlamda gençlerin unutkanlık problemleri, bellek problemleri daha çok bir kaygı ya da depresyon birinci tanısıyla dikkatteki problemlerden dolayı da insanlar kaygılı oluyorlar ve unutuyorlar. Günlük yaşamda yapacakları şeyleri bizim çağımızda da şimdi çok uyaran var. Hangi uyaranla baş edecek, değil mi? Böyle eski yerleşik düzendeki sadece tarla, bahçeyle, toprakla uğraşılan bir dönem değil. Uyaran çok fazla. İnsanların kaygıları da çok. İşte ne olabilir bunlardan biri? İlişkiyi düzenli yürütme, çocukların sağlığı, değil mi? Bir işten çıkacakları endişeleri, böyle insanların kontrolünün dışında bir şeylerin gelişeceği endişesi insanlarda kaygı oluşturuyor. İşte o İstanbul'da özellikle 10 dakikalık bir mesafe olarak tasarladığınız bir yer, birden işte 1 saate, 40 dakikaya, 50 dakikaya çıktığı zaman İnsanlarda her zaman beklenmedik, yani unexpected durumlar olacak endişesiyle bir kaygı oluşmaya başladı. Yani biz kaygı bozukluklarını depresyondan daha ön planda görüyoruz ve bu da insanlarda bir bellek problemi yapıyor. Ama bunlar günlük işlevsel yaşantıda demansı düşündürecek kadar da çok fazla değil. Burada neler yapıyoruz? Bir kere kaygıyı giderecek bazı anksiyolitikler veriyoruz ve kaygısının temelde nedenini araştırıyoruz. Neden bu kişi kaygılı? İşte eve gelirken araba park edecek yer bulamadığı için kaygılı. Hani çocuk gene hastalanacak gibi bir kaygı. İşte uçağa binersem, nefes alamazsam, sıkıntı olursa kaygılı. Hep olabilecek olumsuz olayları önceden kurma şeklinde kaygılar maalesef ki bellekle ilgili problemler de yaratıyor. Günlük işlevlerini düzeltebilmek için insanlara, çalışan insanlara bir ajanda kullanmasını önerebiliyoruz. Yapacakları şeyleri kayıt etmesini. Hani sürekli bu söyleniyor. İşte hanımım beni gönderdi markete. İki parça, işte dört parça şey alacakken iki parça şeyi alıp geliyorum. Eskiden bu yoktu diyor. Ama eski şartlarla şu andaki şartlar bir değil. Bir kere sizin nöron sayılarınız bir değil, değil mi? 20 sene önceki beyin yapısı aynı değil. Ve artık büyük marketlere girdiğinizde uyaran çok fazla. Öyle değil mi? Hani bir mahalle bakkalına girmiyorsunuz. Uyaran çok fazla olduğu için bunları unutmamız, yani bütün herkes bunları şaşırabilir, unutabilir. O yüzden yani kayıt altına almak. Uyduruyorum şimdi, bir ilaç firmasından biri bir gün içerisinde 4-5 tane otoparka giriyorsa, işte M20'de mi, F10'da mı, bir müddet sonra arabanın nerede olduğunu karıştırabilir. O yüzden siz kayıt altına alabilmek için ekstra bazı belleğinizi güçlendirecek bir şeyler yapmalısınız. Mesela işte M20, işte Mustafa 20'ye koydum gibi. Ya da fotoğrafını çekmek gibi. Bunlar hani şey gibi de düşünmeyeceksiniz. Eskiden bunlar bende yoktu. Bu yeni başladı. Artık yeni bir durum var. Siz de önlem alacaksınız. Zaten uyum sağlamak bir strateji geliştirmeyle ilgili bir şey. Yani sürekli strateji geliştirmeyle ilgili organik bir şey olmadığı sürece hastaların kaygılarını bu şekilde azaltıyoruz. Bu tip bellek kayıpları anlık bellek kayıpları mı? Anlık olarak nitelendirilebilir mi? Yani anlık bellek kaybı derken, yani bir gün oluyor, bir gün olmuyor anlamında, evet. Olabilir. Eğer bu çok sık tekrarlayan bir şey ise genelde birinci tanıda bir şey vardır. Yani ya anksiyetesi vardır hastanın ya depresyonu vardır. Depresyonda da bilişsel çarpıtmalar olur. Şöyle ki mesela
o içerisinde bir tek şey unutmuştur, genelleme yapar. Ben her şeyi unutuyorum der. Yani bu bilişsel bir çarpıtmadır. Yo, onu bunu yaptın, her şeyi yaptın, bir şeyi unuttun. İnsanların biraz mükemmelliyetçi yapıları da var. Biraz kişilik yapısı olarak da olayları çarpık algılaması da mümkün olabilir. O temel inançlarla ilgili çalışırız biz de. Yani var olan, iyi olan şeyleri biraz azımsama olabilir. Dürbünün ters tarafıyla bakmak gibi. Tedaviyi bu şekilde hem strateji geliştiririz hem bilişsel çarpıtmaları üzerine çalışırız. Peki bu tip bellek kayıpları insanlarda güven kaybına da neden oluyor mu? Olabilir tabii. Yani insanda önce kaygı olur, sonra bu geçmiyor diye bir depresyon da olur. Yani kendine güveni kırılır. Ben her şeyi unutuyorum. Her dakika bu başıma geliyor. Başarısız olacağım endişeleri. Yani semptom semptom yani yavaş yavaş gitmeli. Ve kendine güven sağlayıcı bazı stratejiler geliştirilir. Terapilerle ve aldığı destekleyici ilaçlarla bu durumu toparlıyoruz ve insanlar 2-3 görüşmede genel olarak bellek kayıpları aslında çok yoktur, aslında çok da yok diye yani somut olarak o kişiye yazdırabilirsiniz de. Biz yazdırıyoruz. Bugün içerisinde ne unuttun? Mesela yok aslında öyle bir şey. Bu sadece onun olumsuz algılaması. Kendi yetersizliğiyle ilgili. Yani biraz günümüzün çağımızın hastalığı, anksiyete çağı. Sürekli insanlar gelişen toplumla beraber her şeyi öğrenmek istiyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden anksiyete çağı. Bunlar da dikkat bozuklukları ve bellek bozuklukları da yapabilir. Ama bunu organik bir bozukluktan ayırmak daha çok bir uzmanın işi. Bazen erken yaşta da tabii demansiyel süreçler görüyoruz ama bunlar çok nadir görülen şeyler.